İyi geceler. Neler oluyor da hayatınıza dokunan konuları ve bu konunun önemli isimlerini davet etmeye, onlarla hayatımızı konuşmaya devam ediyoruz. Bu akşam Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Erdoğan Bayraktar konuğumuz. Gerçekten hayatımızla ilgili çok fazla husus onun ilgi alanına giriyor. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı akşamlar. Sağ olun Sayın Bakanım. Bugünün sıcak gelişmesinden müsaade ederseniz başlayalım. Genelkurmay'ın bir açıklaması oldu. 149 kale kolun hazırlandığı, kendilerine teslim edildiği duyuruldu ve bu sayının da artmakta olduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Efendim tabii yapı stoğumuzun modernizasyonu kapsamında Genelkurmayımızın olsun, Jandarma Genel Komutanlığımızın olsun, polisimizin olsun karakol ihtiyaçlarına da TOKİ olarak el atıldı. O dönemde benim Sayın Başbakanımızın talimatıyla benim TOKİ Başkanı olduğum dönemde çok ciddi bir şekilde yaklaşık 300 civarında toplam karakolun ya yenilenmesi veya ihtiyaç olan yerlerde karakol yapılması şeklinde bir program başlatıldı. Bu program dahilinde... Talep mi gelmişti efendim Genelkurmay'dan? Tabii Genelkurmay'dan talep gelmişti. O doğrultuda çalışmalar devam ediyor. Ben tabii sayıları bilmiyorum şu anda TOKİ bana bağlı olmadığı evet. için. 149 siz söylediniz. 149 tane sadece belki bilmiyorum sadece Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanlığı'nın biten karakolları. Evet 149, efendim, şu anda biten rakam. Jandarmanın var. Bir miktar da polisin var. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün var. O rakamın daha biraz fazla daha öyle düşünüyorum. Evet. Ama bu uygulamalar sizin döneminizde başladı. Tabii büyük, TOKİ Başkanlığı büyük bir bölümünü biz yaptık. Biz başlattık. Yani belki de benden sonra ihalesi olup da biten karakol var mı bilmiyorum ama bizim dönemimizde bunların büyük bir bölümü ihalesi yapıldı. Büyük bölümü de bitmişti. Ama son rakamları tabii bilemiyorum. Anladım efendim. Efendim aslında tabii sizinle ilgili bize pek çok soru geldi. Pek çok kişi de hala TOKİ'nin sizinle irtibatlı olduğunu düşünüyor. Çünkü adınız neredeyse TOKİ ile bütünleşmiş evet. Oldu. 8 yıl 3 ay evet. Dile kolay uzun bir süre çalıştınız. Hala uzaktan da olsa konuları takip ediyor musunuz? Yoksa tamamen bıraktınız Şimdi mı? Şimdi şöyle bizim zaten bakanlık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak TOKİ ile ilgimiz var, ilişkilerimiz var. Hı hı. İmar planlarını biz yapıyoruz. Hı hı. İşte hazineden aldığı arazilerle ilgili çalışmaları biz yapıyoruz. Kentsel tasarımlarda uygulamamız var. Beraber ortak uygulamalarımız var. Yine yapacağımız kentsel dönüşümü TOKİ ile beraber yapmak zorundayız. TOKİ operasyonel bir kuruluş. Hı hı. Onun için birçok bakımdan beraber yürümemiz lazım. Ama idari olarak ve diğer yönetsel olarak hiçbir alakam yok. Gitmiyorum da yani pek fazla da bilmiyorum ne oldu. Ama arkadaşlarımız tabii. Arkadaşlarımız olduğu için de ilgimizin hiç olmadığını söylesek de çok doğru olmaz. Efendim lojman satışlarından bahsediliyor. Bu konuyu biliyor musunuz? Lojmanların özelleştirme. Şimdi efendim lojman konusu lojman evet. konusu bizim iktidara geldiğimiz 2002 yılı sonu 2003 yılı başında da gündeme gelmişti. O zaman biz TOKİ olarak elimizde ne kadar sosyal tesis varsa, ne kadar lojman varsa hepsini sattık. Hı hı. TOKİ olarak biz sattık ama bugün gündeme gelen o değil. Hı hı. Bugün gündeme gelen kamu tarafından verimli kullanılmayan sosyal tesisler. Belki atıl olan lojmanlar da buna daha sonra eklenebilir ama bugün için bizim tasarımız Maliye Bakanlığı'nın olsun, bizi de ilgilendiriyor Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak. Kafamızdaki yapı önümüzdeki 1,5 sene içerisinde, 2 sene içerisinde kullanılmayan, kamunun kullanmadığı sosyal tesisleri hazineye, Maliye Bakanlığımıza kazandırmak şeklindedir. Bunları tespit ettiniz mi efendim? Bir belirleme yapıldı mı? Çok ciddi bir çalışma var. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından çalışma var. Biz de onların çalışmalarına iştirak ediyoruz. Evet. Belki de kamunun en çok fazla merak ettiği konu, arkadaşlarım da kulağımdaki sesi alırlarsa daha da rahat soracağım efendim sorularını. En fazla merak ettiği konu kentsel dönüşüm konusu. Ve bu konuya da baştan sona angaje olmuş durumdasınız. Çünkü çok büyük bir proje. Biraz efendim gözünüzde büyümüyor mu? Yani korkmuyor musunuz? Çünkü birinci derece riskli bölgeler, ikinci derece riskli bölgeler, deprem haritaları, sağlıksız binalar vesaire. Nasıl bir fotoğraf var karşımızda? Şimdi Ahmet Bey, biz böyle efradını cami bakmak durumundayız.
fotoğrafın büyüğüne bakmak durumundayız. Türkiye'nin tamamını görmek durumundayız. Hatta dünyanın tamamını görmek durumundayız. Yani dünyayı tanımadan, dünyaya bakmadan, dünyayı görmeden, dünyanın gelmiş olduğu pozisyon, Türkiye'nin gelmiş olduğu durum, dünyanın genel konjüktürünü görmeden bu olmaz. Ve mukayese yapmadan da olmaz. Var mı dünyada kentsel dönüşüm şimdi, yapan yerler? Tabii var. Ya dünyada bugün kentsel dönüşüm sadece afet riski taşıyan binaları dönüştürmek, yenilemek değil. Kentsel bugün Berlin'de dünyanın en ileri derecede bilimsel ve en ileri derecede kentsel dönüşümü yapıldı. Yani yeni bir şehir kurmuşlar. Hayır. Kentsel dönüşümde bir örnek bir alan seçilir. Hı-hı. Bir özel proje alanı seçilir. Orada prestijli bir eser meydana getirir. Hı-hı. Bu bir bina, işte herhangi bir kamu binası olabilir. Bir tarihi eserin restorasyonu olabilir. Veyahut da bir sanat eseri olabilir. Müze olabilir. Bu eser bir kentsel dönüşüme katkıdır. Hı-hı. Bugün bu gelişmiş ülkelerde de kentsel dönüşüm var. Örneğin Japonya'da, Tokyo'da şehrin çöküntü alanları eskiyen 150 sene evvel, 200 sene evvel yapılmış. Bugünkü günün modern yapısına merdiveni olsun, asansörü olsun, binaların konturları olsun, içerideki dizayn olsun uymuyor. Onları evet. Yeniliyorlar. Bu Amerika'da da var. Amerika çok eski bir devlet olmamasına, kıta yani nüfus bakımından, modernizasyon bakımından çok eski olmamasına rağmen New York'ta olsun, Philadelphia'da olsun, eski şehirlerde 150 evet. yıllık, 100 yıllık binaları evet. orada bir dönüşüm var ama bizim gibi ülkelerde, bizim pozisyonumuzda olanlarda bizim tabii daha çok savaş yapılar, kaçak yapılar, ruhsatsız yapılar, ruhsata aykırı yapılar, afet riski taşıyan yapılar, deprem riski taşıyan yapılardan kurtarmamız lazım. Bizim önceliğimiz bu. Çok çok büyük önceliğimiz var. Tabii teknik altyapı önceliğimiz var. Böyle bir Türkiye'de kentsel dönüşüm şarttır. Zordur. Kaçınılmazdır. Zordur ve uzun bir süreç gerektiren bir projedir. Çok uzun bir süreç. Sabır isteyen, dayanıklılık isteyen, kararlılık isteyen, irade isteyen, siyasi irade, siyasi kararlılık ve tüm toplum katmanlarının desteğini isteyen bir süreçtir, bir projedir, bir olgudur. Nasıl efendim, şimdi gerçekten merak uyandırıcı bir şey. Mesela kendi oturduğumuz ev de bu işin içerisinde olabilir. Nasıl bir süreç işletiyorsunuz? Yani basamak basamak şimdi, çok özet. Şimdi baktığımız zaman, şimdi bir defa Türkiye'yi şöyle bir kısaca müsaade ederseniz buyurun bir efendim. Analiz edelim. Bugün nüfus sayımları yapıldı. Nüfus vatandaşlık, burada ismi yazıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 2012 yılı 31 Aralık itibariyle nüfusunu açıkladı. Evet. Ne diyor burada? Türkiye'nin nüfusu 75.627.000 kişi oldu ve şehir nüfusu da arttı. 76 küsürden 77.3'e çıktı. Oransal olarak. İl ve ilçelerde yaşayan nüfus. Burada kasabalar ve köyler buna dahil değil. Evet efendim. Oldu. Ne oluyor? Bir defa şehirleşme hızlı bir şekilde artıyor. Dünyada da bu oran %50'yi geçti. Şimdi dünyanın nüfusu 7 milyarı biraz geçti. Türkiye'nin nüfusu da 75 milyonu geçti. Evet. Şehir nüfusu da %77'yi aştı. Böyle bir tablo var karşımızda. Ve Türkiye'nin konut stoğu, birim konut stoğu da 20 milyonu geçti. Baktığımız zaman, gördüğümüz zaman. Böyle bir pozisyon var. Ve bizim yani 20 milyondan fazla konut var ülkede. Haritayı çok merak ediyorsun. Buyurun haritayı efendim. Göstereyim. Harita şimdi bu da bizim Türkiye'mizin haritası. Evet. Şöyle ekrana göstereyim. Tamam arkadaşlar. Burada deprem fayı kuzeyden geçen koyu renkli olan bizim 24.500 kilometre uzunluğundaki deprem fay hattını gösteriyor. O zaman fay hattının yoğun olmadığı yer sadece şu kısım var. Tabii işte o Akdeniz'de bir bölüm var. Doğu Karadeniz'de bir bölüm var. İşte bu Hakkari'den gelen bir az Gaziantep'e uzanan bir yok orası. Burada fay hattı yok. Yok. Oralarda yok. Şurada bir hat var. Şöyle evet, gidiyor. Evet, gidiyor. Hatay'a evet, kadar. Evet, evet. Şurada bir hat var. Evet, Van'ın üstünden geçiyor. Evet. Karadeniz'i evet, aşıyor. Evet, İstanbul evet. ve Çanakkale'ye kadar gidiyor. Oradan Ege Yunanistan'a geçiyor. Ege çok yoğun. Ve orada da şurası Ankara mı efendim? Şu Ankara. Bu bölge. Evet. Ankara'da tam ortada duruyor. Evet, Ankara'nın biraz yanı, tam Ankara değil. Şimdi bu bizim haritamız. Yıllardan beri bu yenilendi. Bilim adamları, jeologlar, jeofizikçiler,
Deprem mühendisleri bunu incelediler, inşaat mühendisleri. Alayım efendim onu. Bunu tam şuraya koyabiliriz. Şimdi Türkiye'mizin jeolojik yapısı bu. Evet. Zemin yapısı bu. Ve baktığımız zaman Türkiye'nin nüfusunun %90'ı yaklaşık birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde. Ve yoğun nüfus Marmara bölgesinde, Ege bölgesinde, İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve buradan hem Afyon bölgesine geliyor, Kütahya bölgesine, bir taraftan da Gazi, İslahiye özellikle daha çok deprem bölgesi, diğer taraftan da Hakkari'den, Van'dan, Bingöl'den, Erzincan'dan böyle bir bölgede. Ve sanayinin %60'ı bu deprem bölgesinin içinde. Marmara bölgesi, evet. Kocaeli bölgesi, İzmir bölgesi, Bursa bölgesi bu bölgede. Nüfus yoğunluğu da buralarda. Bir de nüfus sayımlarına dikkat edersek doğum oranı doğuda da daha fazla, İç Anadolu'da biraz daha azalmasına rağmen batıya göre yine biraz daha fazla. Fakat bakıyorsunuz doğudaki, İç Anadolu'daki şehirlerin nüfusları azalıyor. Batıdaki batıya nüfus artıyor. Göç oluyor. Ya orada doğup batıda yaşıyor. Batıya yaşıyor. Şimdi yani batıdaki şey işte Denizli gibi, İzmir gibi, İstanbul gibi, Kocaeli gibi şehirlerin nüfusları artıyor. Böyle bir durumla da karşı karşıyayız. Şimdi Türkiye büyük bir kalkınma mücadelesi veriyor. Yakaladığı son 10 yıldaki istikrar sayesinde dünyaya verdiği fotoğraf müthiş bir fotoğraf. Dünyadan dışarıdan bakıldığı zaman bu çok daha güzel görünüyor. Böyle bir durumda bizim şimdi en acil işimiz, en önemli işimiz kentsel dönüşümdür. Bunu dedikten sonra kentsel dönüşüm nasıl yapılıyor? Nedir yapılıyor ve nasıl yapılacak? Yapılıyor mu? Kentsel dönüşüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yapılıyor. Ne zamandan beri yapılıyor? Ta 775 sayılı gecekondu kanunu çıktığı günden beri yasaya dayalı olarak ve kısmen de bilime dayalı olarak yapılmaya çalışıldı. Ama öylesine yoğun bir baskı oldu ki şehirlere, bunu karşılayamadı. Hemen her zaman paçasına düştü. Yani kendi bunu süremedi veya çekemedi. Arkasından kovalamaya çalıştı. Yetişemedi buna. Hep seçim bölgeleri, seçim zamanlarında aflar çıktı. Ve yoğun gecekondular, kaçak yapılaşmalar oldu. Ve bunu son 10 senede... Durdu mu efendim? Gecekondulaşma durdu mu? Gecekondulaşma %97-98 durdu. %95-98 arası durdu. En son ne zaman çıktı Sayın Bakan? En son 1984'te çıktı. 84-85 o yıllarda rahmetli Özal'ın çıkardığı 2981 ve 2982 sayılı iki tane yasayla birlikte 84'te çıktı. 84-85 o yıllarda rahmetli Özal'ın çıkardığı 2981 ve 2982 sayılı iki tane yasayla birlikte çıkartılan bir af var. Ondan önce bir dizi aflar var. Ondan sonra da böyle çok böyle af değil ama bir takım düzenlemeler de yapıldı. Evet. Hatta belediyeler de meclislerinde yaptıkları bir takım imar planlarıyla, imardaki plan notlarıyla da bir takım aflar, işte evet, bir yerde katlar, kaçak katlar oluyor. Orada imarı artırıyorlar. Oradaki sonraki kaçak katları tadilat bölgesi yaparak ruhsata bağlıyor. Bu da bir af yani. Evet. Böyle aflar da oluyor. Ama esas itibariyle şimdi bizim son özellikle 10-11 senedeki meselemiz ruhsatı esnetme, ruhsata aykırı yapılar, ruhsatı iskan alamayan yapılar, bu tip bir yapılı ve istediğimiz kontrolü yakalayamama durumu var. Yoksa gecekondu, kaçak yapılaşma ciddi af yok ama. Yani o 1956'lardan itibaren yoğun şehirlerdeki, özellikle Cumhuriyet'in kurulduğu dönemden sonra, işte rahmetli Atatürk'ün yaptığı şeker fabrikalarıdır, demir yolları fabrikalarıdır gibi şehirleşme oldu o dönem. Ondan sonra Menderes döneminde şehirleşme yoğun, 1950'den itibaren çok yoğun oldu. Şehre geliş oldu. 50'den yani. 57'ye kadar. O süreçte gecekondulaşma çok ciddi şekilde bir arttı, kaçak yapılaşma. Daha sonra bu artarak devam etti. Şey diye düşünüyor musunuz Sayın Bakan bazen? Mesela Amerika'da, Rusya'da vesaire bu ülkelerde altyapılar 100-150 yıl önce kurulmuş. Hatta şimdi eskimeye durmuş çoğu. Bazen düşünüyor musunuz yani ecdat bize bu yükü bırakmamalıydı, birazcık bu işleri yapmalıydı falan diye? Vallahi şimdi o tarafını pek düşünmedim de, esas bizim sıkıntımız Cumhuriyet döneminden sonra oldu. Yani ondan önce şehirlerimiz daha böyle insancıl yapıda, altyapıları falan biraz daha dikkatli, çevreye daha duyarlı, daha dikkatli yapılmış. Altyapılar, su getirmeler daha organize yapılmış. Evet. Fakat bu son dönemlerde
şehirlere olan bu çok yoğun baskı şehirleri alabildiğine bozmuş. Evet. Türkiye'deki bizim şehir yapısı ne sosyalist bloka benziyor, ne doğuya benziyor. Ne doğuya benziyor. Evet. Bize benzeyen işte Mısır gibi, Brezilya gibi, işte Tayland gibi, Hindistan. İşte Hindistan gibi ülkelerle biz benzeşiyoruz, yapımız benzeşiyor. Şimdi Türkiye'nin geldiği durum, kalkınıyoruz, kişi başına gelirimiz 11 bin dolara yaklaştı. Türkiye'de ekonomide ciddi bir düzelme var. Avrupa'nın işsizlik ortalama Avrupa'nın genelinde işsizlik düzeyi 12,5-13 düzeylerinde. Biz de bu 8,5-9-8,5 civarında. Evet. Ve biz Türkiye olarak şu anda ekonomik bakımdan, kalkınma bakımından, istihdam bakımından, gelişme bakımından, ihracat bakımından. Bu dönüşümü dönüştürecek durumdayız. Şimdi biz bu kalkınmış bir ülke, gelişmiş bir ülke olmak için çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Evet. Fakat biz eğer kentsel dönüşümleri başaramazsak, teknik altyapısını tamamlamış, şehir meydanlarını halletmiş, ulaşımını halletmiş, fotoğraf veren binalarını düzgün hale getirmiş, deprem riskini, afet riskini azaltmış binalarını elde etmiş bir yapı, eğitime ulaşması uygun, sağlığa ulaşması uygun, parkları olan, bahçeleri olan bir konsept, yerleşim birimleri, şehir parçacıkları eğer oluşturamazsak gelişmiş bir ülke olamayız. Trotuarlarından tutunuz da ulaşımının her türlü yapısına varıncaya kadar bunları düzeltmezsek, sağlam teknik altyapısını yapamazsak gelişmiş bir ülke olamayız. Peki ne yapıyorsunuz Sayın Bakanım şu anda? Şimdi bizim bu tüm bu kanunlar, işte 770 sayılı kanun var, 5363 sayılı belediye kanunu var, 2985 sayılı toplu konut kanunu var, bir sürü kentsel dönüşüm kanunları var. Bu kentsel dönüşüm kanunlarıyla zaten Türkiye'de kentsel dönüşüm de yapılıyor. Hı hı. Şunu da ifade edeyim, biz TOKİ'yi kurduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin 58-59-60. Hükümetleri döneminde de TOKİ'de kentsel dönüşüm ciddi manada yapıldı. Şu anda TOKİ Türkiye'nin yaklaşık 56-57 vilayetinde 150 noktada, 160 noktada, daha proje halinde olanlarla beraber bu 250 de 150 noktasında, 156 noktasında kentsel dönüşüm yapıyor zaten. O devam ediyor toplu konut kanununa istinaden. Güzel bir yani kanun. Yani siz toplu konut yapımını kentsel dönüşümün bir parçası hayır, olarak mı söylüyorsunuz? Hayır, o ayrı. Toplu konut yapımı da bir kentsel dönüşümdür ama. Parçasıdır. Esas itibariyle eski binaları yıkarak yeni bina yapma şeklinde. Anladım. TOKİ belediyelerle işbirliği halinde kentsel dönüşüm devam ediyor. Ama bütün bu yasalar gerçek manada istenilen gayeye ulaşacak tarzda kentsel dönüşümü yakalayamadık biz. Bizim travmalarımız var. Depremler oluyor. İşte son yıllarda olan depremler. Burada bilgisayarımda var da onlarla şimdi bakacağız. Evet efendim. Son 100 yılda olan depremler var. Son 10 yılda olan işte Pülümür depremi var. İşte Bingöl depremi var. İzmir'de, Seferihisar'da olan depremler var. Bunlar en son işte Elazığ'da deprem oldu. Daha sonra Van'da deprem oldu. İşte 2011 yılında Van'da deprem oldu. Ama büyük travma Marmara depremidir. 1999 Marmara depreminde biz 45 saniyede 18 bin, 20 bin diyenler var. 18 bin küsür insanımızı kaybettik. Ekonomimiz %10 küçüldü 45 saniyede. Bu Türkiye için çok büyük bir travmaydı. Ondan sonra Türkiye'de bu işle ilgili olan kesim, bilim adamları, belediye başkanları, siyasetçiler, üst düzeyde olan bu işle ilgili jeoloji mühendisleri, jeofizik mühendisleri ve deprem mühendisleri, inşaat mühendisleri, şehir plancıları, kim varsa, hatta hukukçular, sosyologlar kafalarını iki elin arasına koyup düşünmek zorunda kaldılar. Düşündüler. Ya yani o sarsıntı aklımızı başımıza getirdi mi sizce? Yani getirmek için, yani o şeyden, ona şimdi böyle yabancı kelimeler kullanıyor da ben tam karşılığını bilmediğim için ben de öğrendim, İstanbul. Söylüyorum. Yani o travma paradigmayı getirdi. Yani paradigma nedir? Röntgen. Röntgenlerimizi çekip neyimiz var, neyimiz yok, neler yapabiliriz, fırsatlarımız nelerdir, onları getirdi. İşte yapı denetim geldi ve işte beton kalitesi arttı. Hazır beton kullanılmaya başlandı. İnşaat tipleri değişti. İşte. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı bunları bilerekten, biz kentsel dönüşüm yapalım, işte konut, fakir fukaraya, garip kurabaya konut yapalım diye biz TOKİ'de 500 bin konut yaptık. Bununla beraber belediyelerin işte ufku açıldı. İnşaat sektörünün, özel sektörün ufku açıldı. İnşaat sektörü çok ciddi bir derinlik kazandı. Çok ciddi bir tecrübe kazandı. Ama Van depremiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı da çok ciddi şekilde kalktı, dedi ki
ben dedi kusura bakmayın, benim dedi iktidarıma da mal olsa bundan sonra artık ben insanımı bu tip böyle tabutlarda deprem riski taşıyan, afet riski taşıyan riskli binalarda yaşatamam. Büyük bir seferberlik başlatmamız lazım. Şimdi ne yapıyorsunuz? Hemen ondan sonra biz 6306 sayılı kanunu çıkardık. Hı. Afet riski altındaki alanların, afet riski taşıyan binaların dönüştürülmesi kanunu. Yani yasal zemini hazırladınız. Bu kanun diğer kanunlardan farklı. Nedir farkı? Daha güçlü bir kanun. Yaptırım gücü olan, diğer çatıştığı kanunlarla veyahut da bazı beraber olması gereken kanunlarla üst kanun yani. Olduğu zaman onlara karşı daha fazla yaptırım, daha öne giden definitif özelliği olan bir yapı kazandı bu kanun. Ve ondan sonra biz hemen işte valiliklerimize yazı. Valileri işin içine koyduk. Belediye başkanlarını işin içerisine koyduk. TOKİ'yi işin içerisine koyduk. Biz bakanlık olarak çok ciddi görev, yetki ve sorumluluklar aldık. İşin içerisine girdik. Valiliklerimize yazılar yazdık. Bu işi burada bir içselleştirmek için, insanlarımızı bu işle ilgisini artırmak için, bu iş tabii angaje etmek için, inandırmak için, güvendirmek için belediye başkanlarımıza yazdık. 81 belediye başkanımıza yazdık. Büyük şehirlerimizin ilçe belediyelerine yazdık. Ve birçok belediyede belediyeleri yetkilendirdik. Önce zihinsel altyapı hazırladınız yani. Ve yasa çıktığı zaman her ülkede olduğu gibi bizim ülkede de veya dışarıdan işte bu kanun rant sağlayacak. Bu kanunla siz bir şey yapamazsınız. İşte bu ranta yönelik bir kanundur. İşte milleti evsiz yapacaksınız, evsiz bırakacaksınız, milletin yuvasını yıkacaksınız gibi ifadeler, ibareler kullanmaya çalıştılar. Biz de dedik ki evet, bu kanunda maili inhidam kararı alacak yetkiler de var. Ne, yani efendim, yani bir bina maili inhidam şu demek, bir bina ayakta duramayacak derecede yıkılacak bir durumda ise evet. O binaya gidersin, elektriği suyunu kesersin, boşaltırsınız ve yıkarsınız. Yıkmak zorundasınız. Bu tip binalar hariç dedik, biz istemeyen kimsenin binasını yıkmayacağız. Biz bu işi gönüllülüğe dayalı, rızaya dayalı ve başarıya dayalı, hazırlığa dayalı yapacağız. Sayın Bakanım, kaç tane maili inhidam durumunda bina var? Şimdi riskli bina diye bugüne kadar Bina mı diyorsunuz? Tespit edilen, maili inhidam gerektiren binaya. Yok, değil. Maili inhidam demek artık mutlaka boşaltılması lazım. Riskin de ötesinde. Riskin de ötesinde, yani bizden yani bir deprem olduğu zaman veya mesela dün gazetede, Vatan Gazetesi'nde bir yazı okudum. İşte Urfa'da bir binanın daha evvelden iki kolonu patlamıştı. Şimdi bu gecede iki tane kolonu patladı. Büyük bir gürültüyle kolonlar patladı. Binadaki bir kısım insanlar binayı boşalttı gitti. Ama maddi durumu iyi olmayanlar binada kaldılar diye okudum gazetede. Hemen Celalettin Bey'i aradım. Urfa valimizi. Varsın. Aradım. Dedim ya sayın valim, böyle böyle bir bina varmış. Adresi de şu. Hemen lütfen git. Oradaki insanlara söyle, biz kiralarını vereceğiz. İsterlerse kira vereceğiz. 18 aylık 600 liradan. Kira istemezlerse kredilerinin alırlarsa kredi, konut kredisi, onun faizinin %4'ünü vereceğiz. Ama git o binayı mutlaka boşalt. Hemen gitmiş, dün akşam boşaltmış. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Yani bu bir duyarlılık bu. Arada bugün gazete gene var. Dün vardı, bugün gazete gene haber, bina boşaltıldı diye. Bu güzel bir şey. İşte bu maili inhidam durumu bu bina. Ya o binadan çıkmam, yok ben burada kalacağım kardeşim deme lüksü var mı insanların? Orada oldu. Vali kendisi bizzat gidince orada bazı çıkmak istemeyenler, yaşlı beyler vardı. Onlara rica etti. Konuştum. Bizim selamımızı söyledi. İkna etti. Onları boşalttı bina. Bina boş şu anda. Evet. Biz de şimdi arkadaşları göndereceğim. Hemen onlara işte ne istiyorlar? Kira yardımı, işte ne kira yardımı? Yok ben kira yardımı değil de ben kredi desteği istiyorum. Ev alacaklar şeklinde. Onu, binayı yıkacağız inşallah. Yani bizim için zaten bu 6306 sayılı kanunun ana gayesi insanların hayat hakkını korumaktır. İnsanların yaşama hakkını korumaktır. İnsanların canını korumaktır. Efendim bu örnek çok önemli. Bu örnekten hareketle yalnız 20 milyon binadan bahsettiniz. Çok ciddi sayıda riskli binalar olabilir. Yok, o kadar denizden bir tane, yok 20 milyon elbette değil. Evet. Denizden bir yıldız kurtardınız, bu çok güzel. Ama diğer yıldızları nasıl kurtaracaksınız? Şimdi şöyle, yasa bu anlattığım hususların yanında biz diyoruz ki burada bu yasa vatandaş eksenli yürüyecek. Vatandaş odaklı yürüyecek, belediyeler eliyle yürüyecek. Ve valimizin nezaretinde yürüyecek. Amirliğinde, nezaretinde, yetkisinde, kontrolünde ve sorumluluğunda yürüyecek. Bu ne demek efendim? Yani daha evvelden belediyeler kolluk kuvveti istediği zaman istediği neticeyi alamıyordu. Orada en üstteki mülki amir kimdir? Vali.
Madem ki can pazarı bu, vali gelecek, bu işe müzaharet edecek, işi sahiplenecek, burayı boşaltacak. Bir kavga dövüş olayı oluyordu çünkü her boşaltma şimdi, ama şimdi vesaire. Bak oraya geliyorum. Buyurun. Şimdi biz dedik ki vatandaşımız nerede gönüllülük varsa, nerede rıza varsa, nerede hazırlık varsa, hangi belediye hazırlamışsa, hangi belediye başarılı ise, hiçbir siyasi ayrım gözetmeden hangi partiden olursa olsun biz orada görev yapacağız. Orada işlem yapacağız. Oraya maddi destek vereceğiz. Oraya biz imar desteği vereceğiz. Oraya biz kentsel tasarım desteği vereceğiz. Her türlü desteğimiz onunla beraber olacak. Çünkü biz bu projeyi, bu dönüşümü, yani bizim hesap ettiğimiz, yani çok net bir hesap değil bu ama yapmış olduğumuz şey, bu TÜİK verilerinden, bizim yaptığımız araştırmalardan yaklaşık 6,5 deprem aksı üzerinde bulunan şehirlerdeki binalardan öncelikli olarak 6,5 milyon birim konutun yenilenmesi lazım. 6,5 milyon. 20 konu. Sene diyoruz biz buna. 20 seneden önce bu işi bitiremeyiz. Bu 20 seneden önce bir deprem olursa? Ya, deprem olursa Allah göstermesin diyoruz. Şimdi biz şimdi ilk 2 senede çok ciddi atak yapacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında da çok büyük mesafe alacağız. Hedefimiz bizim budur. İlk 2 yılda inandırmak, güvendirmek ve atak yapmak. Ondan sonra vatandaşların talebini, yoğun şekilde talebini almak, 2023 yılına kadar kısmi azamisini bitirmek için ve ondan sonra vatandaşlar diyecekler ki ya benim evi de... Bizimkini de. Şimdi biz diyoruz ki şimdi vatandaş nasıl ki artık biz modernleştik. Biz sadece hasta olduğumuz zaman doktora gitmiyoruz. Daha evvelinde dişimize baktırıyoruz. Evet. Check-up yaptırıyoruz, kalbimize baktırıyoruz. Gidiyoruz, kan alıyoruz. Şekerimiz nedir, yağımız, kolesterolümüz nedir, bunlara baktırıyoruz. Şimdi insanlarımız da artık öncelikle şüphelendikleri evlerini baktırmak durumundalar. Baktıracaklar. Bu sorumluluk. Yoksa hepsine biz bakamayız diyorsunuz. Zaten biz şimdi lisanslandırıyoruz. Aşağı yukarı 250-300'lüye yakın kuruluşu lisanslandırdık. Üniversitelerimizi, belediyelerimizi, çevre şehircilik il müdürlerini, özel kuruluşları, yapı denetim kuruluşlarından durumu... Yani... Çok para istiyorlar mı Sayın Bakanım? Yok, çok cüz. Çok cüzi bir miktar. Yani bu fazla önemli para çünkü değil. İnsanlar için ilk başlangıçta bu bakışlar caydırıcı cüzi. Olmuş. Hele hele bizim çevre şehircilik müdürlüklerini de yetiştireceğiz bu konuda. Bizim orada çok ucuz. Ama tabii tam çevre şehircilik iyi müdürlüklerinde bu ekip, evet. Bu kadro, bu şey olmadığı için, imkanlar olmadığı için daha çok şirketler üzerinden, üniversiteler üzerinden, belediyeler üzerinden bu işi yapmaya çalışıyoruz. İnsanlarımız gidip bunu bakacak. Zaten diyelim ki böyle bir kanun olmasa da eskiyen evini insan yıkıyor, yenisini yapıyor. Müteahhide veriyor, yaptırıyor. Şimdi biz bunu devletin yardımıyla, devletin desteğiyle, devletin bütünlüğüyle, yasanın desteğiyle, bu kanunda birçok özellikler var. Örneğin bina yıkıldı. Bizim derdimiz zaten esas itibariyle bir afet olduğu zaman, özellikle en çok da deprem olduğu zaman, bir yıkacak bina bulamazsın. Veya yıkacak bina bulunsa bile içinde insan olmasın, içinde canlı olmasın. Yani bizim esas meselemiz bu. Binayı yıktık. Ondan sonra bizim esas itibariyle görevimiz bitiyor. Eğer biz riskli binayı yıkarsak vatandaş kendi binasını yaptırsın. Yaptırabilir. Ha, yaptırırken ne diyoruz? Destek verelim. Destek veriyoruz. Peki mesela evi yıkıldı, ne yapacak vatandaş? Evi yıkıldı. Diyelim ki anlaşma sağlayamadılar. Evet. Oradaki yıktılar. 20 daire var. 20 daire hisseli duruma geldi. Hisselerin işte 3'te 2'si anlaştı. 2/3'ü veya sorun çıkartıyor. O işte orada nitelikli çoğunlukla karar aldıkları zaman onu biz uygulayacağız ve onların önünü açacağız. Yasada bu çok açık bir şekilde var. Peki eşit, bu zor bir durum ama eşit kaldıklarını ne yapacaksınız? Eşit yok. Nitelikli çoğunluk arıyoruz. Yani o zaman kamulaştırma 10 yapacağız. 10 daire 10 daire olur. Kamulaştırma yapacağız. Eğer orada mutlaka bir işlem yapılması gerekiyorsa, vatandaşlar mağdur oluyorsa, işte yıktılar binayı, işte orada 5 tanesi istiyor, 5 tanesi istemiyor. Ama oranın da yapılması lazım. Vatandaşlar mağdur. O zaman normal kamulaştırma yapacağız. Yani o iş ortada kalmayacak. Kalmayacak yani. Peki o süre içerisinde kira yardımı vesaire, çünkü kalacakları bir yere ihtiyaç 18 var. Ay kira yardımı. İyi, 18 ay bir binanın yapım süreci gibi. Anlaşma yapanlara kira yardımı yapacağız. Anlaşma yapanlara yok. Anlaşma sağlayan gelip vatandaş diyorsa ki benim evim riskli. Ben evimi boşaltacağım, kendime daire alacağım. Biz de diyoruz ki daire aldığın zaman aldığın kredinin faizinin %4'ünü biz veriyoruz. Zaten faizler şu anda %8-9 civarında. Yarısını veriyoruz. Siz veriyorsunuz. Eğer kat karşılığı müteahhide verirse biz diyoruz ki müteahhit de diğer yarısını versin. Sen aldığın krediye faiz ödeme. Veyahut da derse ki ben evimi yaptıracağım. Bu arada kirada kat oturacağım. Karşılığı veriyorum. İşte ben para bana vermiyor, yaptıracağım. Ben işte bu arada kira verecek param yok.
Bakıyoruz fakirse, durumu müsait değilse ona da biz 18 aylık 600 liradan 10.000 800 lira kira yardımı yapacağız. Direkt yani kirasını tabii, neredeyse veriyorsun. Tabii evet, 600 lira ortalama, eğer ucuz yerde oturursa 600 liraya bulabilir. Sayın Bakan, mesela bu sadece bu riskli binalar varoşlarda olmak zorunda değil değil mi? Mesela İstanbul'un çok lüks bir semti, Nişantaşı'nda da böyle bir bina olabilir. Tabii olabilir. Ona da aynı işlem yapılacak. Onlara, yani biz böyle yani ünlü yerlerde yıkılmış binalar mı görmeye başlayacağız? Nasıl olacak? Var şu anda. Şu anda Türkiye'de özellikle İstanbul'da birçok ilçede gittiğiniz zaman böyle toplu toplu yıkılmış binalar var. Hmm. Kadıköy'de var, Esenler'de var, Bağcılar'da var. Bu proje kapsamında. Gazi Osman Paşa'da var, Beyoğlu'nda var, Küçükçekmece'de var. Birçok yerde var. Bu proje kapsamında. Ankara'da Sincan'da yıkım yaptık. Daha başka Gaziantep'e gidin. Hmm. Gaziantep Şahinbey Belediyesi her tarafı yıktı, yeniliyor, yapıyor. Yani çok yerlerde devam ediyor bu iş. Ciddi şekilde elimde benim listeler var. Şimdi şu ana kadar biz 17 bölgede riskli bölge ilan ettik. Riskli alan ilan ettik. Ve bu Türkiye da yaklaşık, genelinde. Yaklaşık bu 400 bin nüfusa tekabül ediyor. 400 bin nüfus. Türkiye genelinde alıyor. Mi efendim? Türkiye genelinde. Bunu çok yakında 24 bölgeye çıkardık. Ama bu bölgelerde mesela öyle büyük bölgeler var ki işte 7 bin daire var. 10 bin konut var. Bu riskli bölge. Bir de başladınız mı yıkmaya? Tabii yıkmaya başlandılar. Bir de tespit ettiğimiz şey adedi efendim, bina adedi toplam 327 tane de tek tek bina tespit etmişiz. Riskli bina. Bizzat bina olarak. Bu bölge içerisinde mi? Bu 17 bölge içerisinde mi? Yok, bunlar ayrı. Ayrı. Bunlar ayrı. Evet, 327 tane. Bu da 4600 birim konuta tekabül ediyor. Yani dalga dalga yayılıyor bu. Adam geliyor diyor, benim binam riskli. Gidiyor bunu lisanslandırılmış kuruluştan tespit ettiriyor. Geliyor Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne okeyliyor. Tapusuna bildirimde bulunuyoruz. Diyoruz ki bu bina risklidir. Evet. Artık oradan bir daire satılacağı zaman adam alacağı zaman bakacak diyecek. Tapuda o çıkacak. Tapuda diyecek ki senin alacağın bina, daire riskli binada bulunuyor. Onları tapuya bildiriyoruz ve bir süreç var. 2 ay, 4 ay, maksimum 6 ay içerisinde bunu boşaltmazlarsa elektrik suyunu valilik kesecek ve boşaltacak. Yani apartmandan bir kişinin müracaatı yetiyor. Evet, yetiyor. Tabii. Ondan sonra artık mail inhidam noktasına doğru gelmeye evet, başlıyor aynen süreç. Öyle. Evet, aynen öyle. Yani o, biz riskli binaya biz yardımcı oluyoruz. Yoksa binayı yıkalım, yapalım. Öyle bir dert yok. Bilmem işte müteahhide verelim. Öyle bir şey yok. Vatandaş kendisi yıkacak. Biz yardımcı olacağız. Riskli ise bilimsel olarak itiraz edebilir. Bir önce bir heyete gidiyor, daha sonra üst kurula itiraz edebilir. Yani bir en ufak bir haksızlık yok yani. Peki Sayın Bakan, şimdi bir bina düşünelim. İstanbul'da veya büyük şehirlerden bir tanesinde güzel bir noktada olsun. Yani rant olarak değeri yüksek olsun. Evet. Emlak rantı olarak. Bu binada 10 daire var. Ama yeni yapılan bina 30 daireli olabiliyor. Buradan üreyen ranttan bu hane sahiplerine bir pay gidiyor mu? Kendileri müteahhide vurup ne yaparsa yapsınlar. Bu müteahhitle yapılan anlaşmayla alakalı. Tabii bizi ilgilendirmiyor. Ya bunun içinde TOKİ yok. Çünkü hep böyle suçlamalar oldu ya. Rant elde etmeye çalışıyorlar. Hayır, bizden bir alakası yok. Yani kendileri ne kadar elde ederse oranın yüksekliğine göre. Biz sadece stok konut yapacağız. Yani biz işte diyelim ki bir riskli bölge var. Riskli bölgeyi boşaltırken ucuz konut sahibi alsınlar diye TOKİ eliyle, önce ağırlıklı olarak TOKİ eliyle veya belediyeler eliyle stok konut yapacağız. O stok konutlardan boşalttığımız risk alanından eğer yeni konut yere geçmek isterlerse geçecekler. Yok ben buradan gitmiyorum, ben yerimde kalacağım diyorsa yerimde kalacak. Evet, yani o da isteğe bağlı. Kimse tabii, zorla TOKİ konutu yok. Hayır. Kira yardımı 600 dediniz değil mi efendim? 600 lira evet. Peki mesela bugün belki her şeyden haberiniz olmak zorunda değil. Bazı kişiler var böyle sanki bir bakan her şeyi bilmek zorunda gibi. Oysa ki hepimiz insanız. Van Erciş'te bir kentsel dönüşüm protestosu haberi dolaştı. Bu geldi mi kulağınız efendim? Yok. Evet. Geçelim efendim. Hayır, şimdi kentsel dönüşüm gidip de biz bir yerde zorla, mesela aynı şey şeyde de olmuş. İstanbul'da Derbent'te de olmuş. Ya biz oraya riskli alan ilan ettik. Ettik ama istemiyorsanız yapmayız kardeşim. Yapmayız. Siz kendiniz yapın. Yani bir yerde vatandaş istemiyorsa ama vatandaşın %90'ı istiyor, %85'i istiyor. Başka yerden toplama oraya açık gözleri getiriyorlar işi provoke etmek için. Hı hı. Yani sosyal devlet olgusunu kırmak için veya orada yaşayan insanların menfaatini baltalamak veya için. Veya icraat yapmasın diye. Devlet icraat yapmasın. İşte bu açık göz olabilir. İyi niyetli olmayanlar olabilir. Yani onlara da kimse kusura bakmasın, onlara bakacak değiliz. Biz orada konsept olarak
kahir ekseriyeti gördüğümüz an vatandaş istiyor, belediye de bu işi hazırlamış, orada biz işe gireriz. Orada git, yani çok bu siyasi olarak engellemeye çalışanlara bakmayız, etmeyiz. Efendim şöyle şeyler de duyuluyor aslında. Bu riskli alan kapsamına giren yerlerden ev almaya başlayanlar da, yani orası yıkılacak daha güzel bir yer olacak deyip ev alanlar varmış. Sizin kulağınıza geliyor mu hiç? Alabilir. Bu da alabilir. Bizim, yani şimdi zaten bu yapacağımız bizim kentsel dönüşüm çok müthiş bir şey. Burada ekonominin canlanması var. Bir sürü argümanları var. Onlara da zaman içerisinde onlara da gireceğiz tabii. Evet. Onları da konuşacağız. Evet. Yani bunun orada ikinci el piyasalar oluşacak. Gayrimenkul alım satımları oluşacak. Ama maksat, biz diyoruz ki açık gözlere fırsat vermeyelim. Hakikaten burada haksız kazanç elde etmek isteyenlere fırsat... Açık gözler nasıl çalışıyorlar efendim? Biraz anlatırsanız insanlar onlara müsaade etmez. Yani bunlar işte çantayı eline alıyor, gidip oradan işte ben müteahhidim buradan yer alayım diye alıp milletin yerini vekaletnameleri alıp ondan sonra gidip müteahhide pazarlıyor. Oradan bir komisyon almaya kalkıyor. Aracılar yani. Veyahut da bir tanesi gidip orada işte 10 kişi anlaşırsa 3 kişiye diyor ki sen anlaşma, ben sana buradan başka bir şey daha çıkartıp vereceğim. Sana hak kazandıracağım deyip onları anlaştırtmıyor. Diyor ben, onların vekili benim. Onlara anlaşırsanız açıktan şunu da vermeniz lazım gibi. Veyahut da işte orada anlaşma olacak, anlaşmayı engelliyor. Topluyor, başka mahallelerden adam getirip oraya bir nümayiş yaptırıyor, engellemeye çalışıyor. Bu tip olaylar. Buna benzer olaylar. Bir mekanizma hemen oluşmuş yani. Oluş tabii. Sayın Bakanım, şimdi bu bütün kentsel dönüşüm planını riskli alanlar üzerinden mi kuruyorsunuz? Yoksa riskli, yani deprem anlamında riskli olmayan bir bölge var ama çok fazla gecekondu var. Şimdi efendim. Yani nedir, bakın, akış nasıl? Şimdi riskli alan olur. Ama riskli alan içerisinde sağlam binalar olur, onlar kalacak orada. Evet. Sağlam binalar, tarihi binalar, riskli alan olsa da onlar orada, riskli alanda binalar orası temizlenecek diye bir şey yok. Alan riskli olmayıp gecekondu dolu olan yerlere müdahale edecek misiniz? Şimdi onlar da riskli bina. Bina olarak. Riskli bina, işte burada değil mi ya, işte 300 küsür tane bütün bina. Bütün gecekondular riskli bina kapsamında mı? Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Bir de tabii gecekondu kapsamında da dönüşüm var. Yani 770 sayılı kanun kapsamında da dönüşüm var. Bu ne 2000, demek? 770 sayılı gecekondu kanunu var. Hı hı. O da bir dönüşümdür. Gecekondu dönüşümüdür, hı hı, o da. Bir de 2985 sayılı toplu konut kanunu var. O kapsamda da çok güzel dönüşüm yapılabiliyor. Bizim bakanlığımızın kendi kanunumuza, kuruluş kanunumuza 644 ve 648 sayılı kanun hükmünde kararnamelerde de biz bu kanun çıkmasa da biz kentsel dönüşüm yapabiliriz. Yine belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri belediye kanununun 73. maddesine istinaden de çok ciddi manada kentsel dönüşüm yapabilirler. Anladım. Yani bir sürü yasalar var ama bizim 6306 sayılı hepsinin yasa üstünde. Böyle hepsini kapsayan daha geniş bir yelpazesi olan bir kanun. Efendim ben çok uzun yıllardır şunu düşünürüm. Yani mesela kötü bir gecekonduda yaşıyorsunuz ve devlet veya belediye veya TOKİ gelip size diyor ki ya burayı yıkalım, buraya güzel bir apartman yapalım, size de buradan daire verelim. Ama insan buna tepki gösteriyor. Bu tepkinin altında yatan, yani suçlamak adına değil de, mantık nedir? Şimdi efendim bazıları evini yıktığınız zaman zannediyor ki evini yıkacaksınız, burada yeni bir ev yapsanız bile o bir daha buradan gelip ev alamayacak buradan. Böyle bir algı var. Bir tanesi de diyor ki ya bu ev eski meski kardeşim, ölürsem de burada olayım, ben burada doğdum, burada büyüdüm, ben buradan bir yere çıkmam, evet, diyen var. Yani böyle çok çeşitli sebepler var. Çok çeşitli sebepler var. Veyahut da diyor ki işte benim buradaki evimi nasıl böyle bir devlet imkan veriyor, benim burada bir gecekondum var, bu gecekondumu alsın bana 3 tane daire versin. Benim işte burada gecekonduda ben iyi kötü 3 tane çocuğumla rahat yapmaya çalışıyorum. Ben 40'ar metre daireyle ama 3 tane çocuklarımı ayrı ayrı burada kulübeler yaptım, İdare ediyorum. Yeni yaptığım zaman ben bunlardan alacağım toplamından 60 bin lira para. Halbuki yeni dairelerden 150 bin liradan 450 bin lira parayı ben nereden bulacağım? Benim imkanım yok. Onun için bana işte 150 bin liralık 4 tane daire versin gibi. Devlet bu sefer bunun altından kalkamaz. Devletin imkanları belli. İşte biz de dedik ki İKİBE'den gelecek olan paranın %90'a kadar kısmını kentsel dönüşüm olmadı. Para gelmedi. Yani bir miktar alacağız. Yani. Bir miktar, bir 600-700 milyon. Halbuki 600-700 milyon alacağız. Ama halbuki biz diyelim ki bu sene 100 bin kişiye kira yardımı yaptık. 100 bin kişiye kira yardımı yaptık. 600 liradan 10.800 lira yapar 18 ayı kira yardımı. 10.800 çarpı? 10.800 çarpı 100 bin, 100 bin ne yapar? Eski rakamda 1 katrilyon 80 milyar yapar. Yeni parayla 1 milyar 80 milyon yapar. Evet. Sadece bu.
100 bin kişiye de kredisine destek verdiğini kabul et. 100 bin lira %4'ten 10 yıllık kredi olduğunu kabul et. 40 bin lira da o yapar. 40 çarpı, bin lira. Çarpı 100 bin. 40 bin lira yapar. Onun giderek azalıyor ya borç. Azalınca evet. Ortalama 20 bine düşer o. Çarpı 100 bin. 2 milyar TL'de o yapar. 3 milyar. Sadece bu iki rakamdan gelen rakam 3 milyar. Bu parayı biz bulacağız. Bulmak zorundayız. 3 katrı 3 milyar yani. Sen bakalım bir saniye. 2B ile ilgili arada bir söz söylediniz. Oraya gerçi 2B konusuna geleceğiz ama 2B'den böyle 20 milyarlık falan beklentiler vardı. Size 600-700 falan mı gelecek? Yok o gelecek. Maliyeye gelecek o para. Maliyenin de lazım. Size ne kadar gelecek? Ya, bana da 600-700 bin lira verecekler bu sene. 700 milyon. O paranın %90'ı size gelecek diye. 90'a kadar. %90'a kadar. İşte %5 de %90'a kadardır. Öyle. %5'ten %90'a varmak için %75, peki, %85 lazım. Bunu nasıl çözüyorsunuz? Müzakere mi ediyorsunuz? Ya biraz daha altı çıkart, biraz daha indir falan. İşte yani bu maliye dengesini Maliye Bakanlığı ayarlıyor. Yani oradaki yatırım dengeleridir diye dengeleri ona bakıyor. Size bu kadar düştü diyor. O da biz de ona göre kendi başımızın çaresine bakacağız. Biz de başka imkanlar, kaynaklar üretmeye çalışacağız. O zaman bu parayla sadece 200 bin aileye yardım yapmış olabilirsiniz. Gelen parayla mı? Gelen parayla. 50 bin kişiye. 50 binle. Ya kira yardımı veyahut da şey yardımı, kredi desteği, kredi faizine destek. Peki sen bakalım mesela yıl yıl bir değerlendirmeniz var mı? Mesela 2013'te şu noktada olacağız. 2014'te şu noktada. 10 yıllık, 20 yıllık planlar söylüyorsunuz ama yıllık var mı? Var tabi planımız mesela. Mesela bizim, 2013'te ne yapacaksınız efendim? Biz 2014'te mesela, sizinle program biz, yaparsa bunu soracağız. Biz 2023 yılına kadar bu 2 yılı mı diyorsunuz? Bu iki mesela 2013-2014 planlamanızda ne var? Biz 2013 ve 2014 yılında rakam olarak yani yıkılan bina sayısı, evet, özel sektör tarafından yıkılan, toplamda belediye yıkılan, tarafından yıkılan bir yaklaşık 400 bin birim konutu yıkmayı hedefliyoruz. 400 bin. Bunun için gerekli olan size para 200 bin için eğer 3 ise 400 bin için 6. Evet. Ya 6 milyar lazım. 6 milyar lazım. Ya biz şimdi bunun bir kısmını vatandaş kendisi para almadan yıkacak zaten. Evet. Bir riski bina diyeceğiz. Binanı yık diyeceğiz ona. İmar düzenlemesi yapacağız. Kentsel tasarım yapacağız. Yani imar düzenlemeleri de önemli bir argüman. Anlaşamadıklarını anlaştıracağız. O da bir önemli bir i̇mar argüman. İmar düzenlemesi ne demek? Yani diyelim ki orada ada bazında bir diyelim ki bölük pörçük binalar var. Bir adayı birleştireceğiz. Hı-hı. Orayı tevhid edeceğiz. Yollarını düzenleyeceğiz. Belki imarına da bir miktar %5, %10, %20 artış sağlayacağız. O da vatandaşın işini görüyor. Anladım ama oradan mesela şimdi bir imar düzenlemesi yaptığınızda mesela diyelim 10 apartmanlık ve her apartmanda da 10 dairelik bir yer var, 100 dairelik. İmar düzenlemesiyle bu 100 daireyi mesela katları arttırdınız, 200'e çıkardınız. Yok, yani 120, 120'ye çıkardınız. 200'e çıkmaz. Tamam efendim, 120'ye çıkardınız. Bu 20'lik elde edilen 20'lik rant devletin mi olacak? Hayır, vatandaşın. Vatandaşın. Onu da vatandaşa vereceksin. Vatandaşın. Biz şuradan rant alabiliriz. Hı. Mesela bize bu kentsel dönüşüm için rezerv alan yapmak üzere vatandaş bir yer getirdi. Eğer o yer uygunsa. Rezerv alan ne demek? Rezerv alan demek riskli alanlardaki veya riskli yapılardaki insanlarımızın oturması için veyahut da bu tarzda yeni yerleşim birimi oluşturmak için bir arazi demek, arsa demek. O arsa yani rezerv alan riskten kurtarmak için yeni yerleşim birimi yapmak. Orada işte yeni okuluyla, sosyal donatılarıyla hepsi birlikte. Orayı getirdi size. Oraya, onu getirdi. Orada biz imar düzenlemesi yaptık. Orada yaptığımız imar düzenlemesine durumuna göre %25'ine kadarını alıp hazineye veyahut da bizim kentsel dönüşüm hesabına fona aktarabiliyorsunuz. Fona aktaracağız. Hmm. Evet, öyle bir imkanımız var. Evet. Burada da ilginç şeyler çıkacaktır. Çok daha var da hepsini şimdi söylemiyorum. Evet. 2 senede 400 binlik bir yıkılan bina sayısı. Yıkılan bina sayısı. Evet. O yıkılan binalar 2 yılda yıkılmış olacak. Yapımı kaç yıla tekabül edecek? Zaten şu anda bizim riskli alanlarda tespit ettiğimiz birim konut sayısı 400 bini buldu. Hı hı. Şeyde de bir 5 bin birim konut var. Riskli bina olarak tespit ettiğimiz yerlerde. 405 bin. Ama tabii biz riskli bina sayısını da artıracağız. Riskli alan sayısını da artıracağız, evet, çok. Ama bunların hepsini tabii yıkma imkanı hepsini. Bir binanın bitimini ne kadar da öngörüyorsunuz? 18 ay. Yapım mı? Yapım süreci. Yapımı 14 ay ile 24 ay arasında. Bu 12 aya da düşebilir. 28-26 aya kadar çıkabilir. Ortalamasını 18 ay tutuyoruz. Peki kentsel dönüşüm kapsamında olan yerlerde ister müteahhit tarafından yıkılsın, ister farklı şekilde yıkılsın yapılmak üzere. Bunlara bir dayatma veya bir süre verecek misiniz? Burayı bu kadar sürede bitireceksiniz. Şimdi diye. Şöyle, vatandaş, evet,
bir apartmandan bir şahıs veya iki şahıs veya beş şahıs gitti bir bu lisanslandırılmış riskli bina tespit yapacak lisanslandırılmış kuruluşa gitti. Hı hı. Dedi ki bizim binamızdan bir şüpheleniyoruz. Bunu bakın. Baktı, bina baktı, riskli. Ondan sonra gitti Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bunu beyan etti. O kontrolünü yaptılar. Dediler ki bu bina riskli. Tapuya bildirildi. Burada süreç başlıyor. Ondan sonra o vatandaş o binayı isterse yıktırabilir kendisi. Hı hı. Kendisi gidecek, valiye söyleyecek. Orada bir muvafakat yok. Benim binam risklidir. Bir daha yıkmak istiyorum. Yani. Binayı boşalttırır. Oradaki iş vatandaş boşalttırır ve yıktırır. Artık orada sorumluluk. Oradaki apartmanda oturanlar da var. Apartmanda oturanların da sorumluluğu var. Evet. Valide de var, belediyede de var, bakanlık olarak bizde de var. Eğer o binayı yıkmazsak biz, vatandaş yıkmazsa orada bir deprem olduğu zaman veya afet olduğu zaman bütün herkes insan sorumlu olduğu olacak. Zaman, taksirli suçlara giriyor. Taksirli suçlardan ya adam öldürmeye sebebiyet vermekten 8 sene kadar hapisliği var. Efendim bu size kadar gelir yalnız. Bana de tabii atacaklar sıralı. Hapise. Biz de gireceğiz hapse. Yani Allah göstermesin. Allah göstermesin. Tabii öyle de işte bunu bu şekilde. Ya iş ciddi yani. Yani bunu beraber el birliğiyle bu işi yürütmemiz lazım. Vatandaş bu işe sahip çıkacak. Bu işle ilgili vatan için, millet için, devlet için, Allah için, kendi canı için, kendi çoluğunun çocuğunun geleceği için, Türkiye'nin geleceği için bu işi biz beraber sahip çıkarak yapmak durumundayız. Ha, devlet olarak bizim burada hiç mi var? Yıllar içerisinde devlet bu gece konuları, bu kaçak yapılar, bu sakat yapılar yaptırmamalıydı. Ama konsept böyle geldi, böyle gelişti. Şimdi işte biz geldiğimiz nokta itibariyle bunları yenilememiz lazım diyoruz. Bunlar artık biz modern bir ülke oluyoruz, bilimsel bir ülke oluyoruz, kalkınmış bir ülke oluyoruz. Bu salaş yapılarla, bu kaçak yapılarla, bu afet riski taşıyan binalarla biz gelişmiş bir ülke olamayız. Biz ne zaman ki teknik altyapımız mükemmel, evet, yollarımız mükemmel, parklarımız mükemmel, çevreyle uyumlu hale geldiği zaman... İşte biz o gün gelişeceğiz yani. Gelişmiş ülke sınıfına gireriz. Sayın Bakanım, şimdi mesela ekstrem bir soru var. Hasan Hüseyin Kemal göndermiş. Diyor ki, şehirleşmenin belli merkezlerde toplanması yerine Anadolu'ya yayılması konusunda bir proje yapılamaz mı? Mesela İstanbul'da oturan birisine sen git Kocaeli'nde otur, daha güzel bak, çok da güzel ev yapıyoruz falan diyecek misiniz? Şimdi bu demekle olmaz bu. Bu bir projedir. Bizim Kalkınma Bakanlığımız bu projeyi yapıyor. Bizim Mekansal Planlama Genel Müdürlüğümüz var. Türkiye'nin 100 binlik planlarını büyük ölçüde tamamladık. Hı hı. Çevre düzeni planlarını büyük ölçüde bitirdik. Ve aynı şekilde Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğümüz var. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğümüzle birlikte orta foto sistemine dayalı ve coğrafi bilgi sistemine dayalı bir portal oluşturarak Türkiye'nin coğrafi altyapısını, arazi altyapısını, derelerini, tepelerini, taşlarını, madenlerini, yola olan ulaşımını, deprem durumları, ne varsa bunları hepsini çıkarıyoruz. Evet. Daha bunu işte diğer kurum, diğer bakanlıklarla da beraber özellikle Kalkınma Bakanlığı'yla beraber çalışmak istiyoruz. Bunu çıkartıyoruz. İşte devletimizin teşvik verdiği yerler var. Teşvik veriyoruz Anadolu'ya. Ve hakikaten şimdi öyle oluyor ki işte bir İstanbul'daki fabrikasını bir vatandaşımız Manisa'ya taşıyor. Alıyor. Manisa'da değil de Batman'a götürüyor. Batman'a götürüyor. Batman'a, Bursa'da bir arkadaşım var benim, yakın arkadaşım. Bursa'dan fabrikasını söküyor, Batman'a götürüyor. Kurdu, Batman'da fabrika kurdu. Daha bunun çok gibi da mesela yapmış. Yine başka bir arkadaşım, tanıdığım var. Yine fabrikasını İstanbul'dan söktü, Elazığ'a götürdü, kurdu. Bu var ama bunlar tabii yeterli değil. Bunu Almanya'nın yaptığı gibi becerebilmek lazım. Bu da tabii paraya dayanıyor. Yani bizim ciddi para, bizim destek şimdi verecek. Enerjiye olan bağımlılığımızı biz azaltabilirsek, yani yılda 60 milyar, 55 milyar dolar, 60 milyar dolar biz enerjiye para veriyoruz, ithal ettiğimiz enerjiye. Bunu biz azaltırsak işte bu kentsel dönüşümle de onu da azaltacağız inşallah. O zaman biz ülke nüfusunu, ülke coğrafyasını yaymaya başlayacağız. Desantralize etmek, yaymak. Evet. Bu da bir, çok önemli, bu bir şey. Önemli bir proje. Bunun için biz hükümet olarak uğraşıyoruz. Çok ciddi şekilde uğraşıyoruz. Ama maalesef Türkiye'nin nüfus yapısı, Türkiye'nin kalkınma konjüktürü, Türkiye'nin pozisyonu hep batıya doğru göçü henüz engelleyecek durumda. İstanbul'un taşın toplağının hala altın olduğunu sananlar var ya. Gene işte İstanbul'un nüfusu gene artmış yani. Gene artıyor burada. Ve artık şehirde hareket edecek yer kalmadı efendim. Bazen arabaları üst üste dizseler herhalde İstanbul duracak. İstanbul için de çok güzel projelerimiz var. İstanbul'da şimdi iki tane yeni şehir mesabesinde, bir tane Avrupa yakasında, bir tane Anadolu yakasında şehir kuruyoruz. Nereye kuracaksın? Avrupa yakasındaki belli oldu. İşte bu Kayabaşı'ndan
Göktürk'ün arkasına kadar, Karadeniz kıyısına kadar yeni yapılacak olan 3. büyük havaalanını da içine alacak tarzda onların işte alanlarını belirledik. Planlama çalışmalarına başladık. Kamulaştırma çalışmalarına başladık. 1,5 milyon nihai olarak 1,5 milyona ulaşacak. Bir tane de Anadolu yakasında 3-4 tane yer üzerinde çalışıyoruz. Anadolu yakasında kuracağız. Buralar kendi kendine yeten şehirler olacak. İçerinde fuar alanları olacak, distinatları, ufak distinatları olacak, sağlık merkezleri olacak, büyük modern teknoparklar olacak, üniversiteler olacak, her türlü modern hayatın gerektirdiği bir şehir sosyal olacak donatlar. Tabii çok daha, ama hatta belli bölgelerinde de ekokentler, ekolojik kentler kurmayı düşünüyoruz. Yani böyle florası çok bol olan, çok zengin florası olan ve buraya fosil yakıt tüketen arabaların giremeyeceği, ya bisiklet girebilecek ya da elektrikli arabalar. Biraz daha zenginlerin oturacağı. Elektrikli arabaların girebileceği bölgeler de üreteceğiz bunların içerisinde. Çok daha iddialı şehirler. Ankara'da da var böyle projemiz. Diyarbakır'da da var. Konya'da da var bu projelerimizi. İzmir'de de var. Bunlar kaç yılında mesela? Bunlar da projelendirmelerinin belli bir noktaya geldik. Geldim, adım adım. Ama bugün için önümüzdeki mesele kentsel dönüşüm. Şu riskli yerler. Riskli binalardan kurtarmak. Can meselesi. Can meselesi. Sayın Bakan, bir soru daha sorayım, bu kısmı geçeyim, anlamak için soruyorum. Mesela diyelim İstanbul'un iyi semtlerinden bir tanesi, az önce Nişantaşı dedik. Oraya takıldık nedense, ben o taraflarda okudum da efendim. Nişantaşı'nda 10 tane veya 20 tane bina yıkıldı ve orada bir alan oluştu. Yani o binalardan, o riskli binalardan bir alan oluştu ve oraya yüksek binalı izinler verdiniz. Şimdi İstanbul'un bir yapılaşma rejimi var. Yapılaşma grameri var. Orada bir İstanbul'da bir silüet oluşumu ama var. Ama bazen o silüetten bir şey çıkıveriyor efendim. Şimdi orada özel projelerle veriliyor da, şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi o yaptığı silüet, yani yükseklik şeyi bize gönderdi. Bizim bu riskli alanlarda olsun, özel proje alanlarında olsun, riskli binalara imarını yaparken olsun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği o yükseklik sınırına uyacağız. O konsepte yürüyeceğiz. Ama riskli bina Bağdat Caddesi'nde de riskli bina olur. Yapacağız. Nişantaşı'nda da, Etiler'de de, Ulus'ta da, Eyüp'te de hepsinde yapacağız. Evet. Burada yani çok pahalı olan yerlerde yapmayacağız, fakirlerde yapacağız veya fakirler yerlerde yapmayacağız, zengin yerlerde yapacağız diye bir şey yok. Peki, riskli bina nerede varsa yıkıp onu dönüştürmek bizim görevimiz. Tamam Sayın Bakım, 20, yani diyelim 20 binada 10'ar daire vardı, 200 dairelik bir yer yerine siz oraya 400 dairelik bir yer yaptınız. Buradaki rantı onu yapan, mesela TOKİ ise bu. TOKİ mi alacak üstünü, size birer daire veriyoruz, üstüne karışmayın mı diyeceksiniz halka, yoksa buradan gelir neyse oturup paylaşacağız mı? Yani bir müzakere olacak mı? Hani son günlerinde bizim, çok kullanılan ifadesi. Bizim riskli binanın yapılacağı yerde, riskli kapsamında getirecek yerden devlet olarak biz bir kuruş rant almayız. Ne TOKİ, ne devlet, ne bakanlık almayız. Evet. Riskli binanın sadece dönüşümünü temin ederiz. Ama yok, oradan vatandaş bir iman artışı yapabilecek bir yer varsa, bir yerse ekstra bir müteahhit veya bir arazi sahibi, boş bir arazi veya sahibi. Ya TOKİ müteahhit gibi mi davranacak? Onu soruyorum sana. Eğer öyle bir yer olursa oradan tabii ki kar etmek ister. Evet. Ya orada bir karşılıklı bir anlaşma olacak değil olabilir. Mi? TOKİ ile de olabilir, bir müteahhitle de olabilir, olabilir değil tabii, mi? Olabilir, yani onu vatandaş kendisi seçecek. Evet. Sayın Bakanım, gerçi TOKİ ile çok fazla alakanız yok ama konuştuğumuzun her tarafında TOKİ geçiyor. Trabzon'a bir sizin memleketler, mekanlar, Trabzon'a bir stat meselesi var. Bunu takip ediyor musunuz süreci? Etmem mi? Ne oluyor efendim? Trabzon'da 14 Şubat'ta yeterlilik ihalesi var. 14 Şubat'ta Akyazı'da. Yani yapacak firma mı belirlenecek? Yeterli mi? Müteahhitler seçilecek. Evet. Yani önce işte müracaat edecek müteahhitler arasından. Ön ihale. Yani. Ön ihale. Yeterli olan müteahhit seçilecek. Ondan sonra o kaç kişi yeterli kazandı diyelim. Onlar 15 da ihaleye girecek. 15 firma ihaleye girecek. En düşük teklif veren de ihale edilecek. Ne kadar sürede bitmesi planlanıyor? İhaleyi var, 2,5 ay, 3 ay sürer. İnşaatı ne kadar? İnşaatı 18 ay. 18 ayda bitecek. Evet. Ne kadarlık bir para harcanması planlanıyor? Onu tam bilmiyorum. Kaç kişilik olacak stat? 40 bin. 40 bin kişi olacak. Sadece stat değil, spor tesisleri olacak. Etrafında bir yerleşke olacak, bir kampüs olacak. 750 bin metrekare bir alan. Yani bayağı büyük bir alan dolduruldu orada.
bayağı Trabzon'a bir zenginlik kazanacak. Trabzon'un marka değerini artıracak bir proje. Peki efendim, yine hem hükümetin bir üyesi olarak hem de bu konulara yakın birisi olarak Beşiktaş'la ilgili böyle bir plan var mı? Yani Beşiktaş'ın stadının da onu da planını biz yaptık. Biz yaptık. Şey, onu Kiptaş yapacak. Kiptaş yapacak. Kiptaş'la bir anlaşma yaptıklarını duydum. Tam bilmiyorum ama. Ama planını yine biz yaptık. Yani Beşiktaş kulübüyle Kiptaş mı yaptı anlaşmayı, Toki ile Kiptaş mı yaptı? Yok, Beşiktaş'la kulübüyle Kiptaş yaptı. Öyle biliyorum. Ben tam doğruluğunu test etmedim. Anladım. Efendim çok kısa geçtik. Birazcık bilgi verir misiniz? 2B'de son durum ne? 2B'de biz 400 metrekareye kadar, isterse 10 dönüm yeri olsun, isterse 20 dönüm yeri olsun, 400 metrekareye kadar olan kısmını veya 400 metrekare arsası olan vatandaşlarımızdan oradaki belirlenen bedelin %50'sini alarak vatandaşlara burayı vereceğiz. Bir de artı peşin öderse bir %20 de oradan indirim 400 var. 400 metrekare ve üstü yani. Hayır. 2B'den sahiplik durumunda olan vatandaşlarımıza biz burayı hazineden satacağız. Tamam. Satarken 400 metre arsası olan bir vatandaşa maliyenin tespit ettiği bedelin, hı hı, bedelin %50'sini alarak vadeli satacağız. Anladım. Peşin öderse ayrıca bir %20 daha indirim yani var. %30 olacak. Ama 10 dönüm yeri olanın da 400 metresini bu bedelden satacağız. Üstünü rayiş bedele göre, eski sistem neyse öyle gidecek. Evet. Yani barınmak için, sadece kendisine, çoluk çocuğuna yetmek için 400 metrekare bir yer sahiplenmişse, onlara daha ucuza, biraz çok daha az para vererek sahip olsun. Üst kısmını, yani eğer 400 metre artı 10 dönümse 9600 neyse. Şimdi mesela bize kızıyorlar. Diyorlar ki bu bedelleri çok yüksek tuttunuz. Diyoruz ki biz bedeli belirlerken oradaki satılabilecek bedelin yaklaşık %50, %60, %40, %65'ini belirledik. Benim bildiğim bu, bizim yaptığımız çalışmalardan. O diyor, çok diyor, ben o parayı nereden buldum? 40 para param yok. Ben de, bana kızıyorlar. Diyorum ki ya, o zaman 3'te 1'ini sat, borcunu öde, 3'te 2'si sana bedava kalsın. Hmm. Yani onu, yok diyor, ben satmam diyor. Ben bunu kaç seneden beri elimde tutuyorum, ediyorum işte. Yani sıkıntılı ama o da ama oraya da şimdi bu vatandaşlar haklı. O da gitmişler, sahiplenmişler, almışlar. Yıllardan beri. Ama bir tarafta da öbür vatandaş da diyor ki ya benim de hakkım var orada. Benim kabahatim ne? Ben diyelim ki Hakkari'nin çok yüksek bir köyündeydim. Benim İstanbul'da akrabam yoktu. İstanbul'a gidemedim. Ancak Hakkari'ye kadar gidebildim. Oraya gidenler aldılar, sahiplendiler kendilerine. Biz de diyoruz ki aldınız, herhal hoş olsun. Alın burayı, tasarruf edin, tapunuz olsun. Bina yapın, imar verilecek yerlere imar verilecek. Bina varsa, binası ruhsata bağlanabiliyorsa ruhsata bağlanacak. Güle güle kullansınlar. Ama biraz da devleti, hazineyi de düşünmek zorundayız. Yani bir öbür tarafın da tepkisini almamak lazım. Böyle orta yol bulalım. O iki bede sahip olan vatandaşlarımızı da incitmeyelim. Onları da en makul seviyeye çekelim fiyatları. Yavaş yavaş ödesinler, taksit yapabiliyoruz. Bunda süre uzamayacak deniyordu efendim, ama uzatmak durumunda kaldınız. Uzattık işte, ama bu son. Daha bundan sonra uzamayacak. Artık yok. Evet. Evet. Başka yeni bir düzenleme de yok değil mi? Bu iş böyle kapanacak yani. Benim bildiğim o. Şimdilik yok. Tabii esas burada yetkili Maliye Bakanlığı. Biz de ilgilendirdiği için biz de ilgileniyoruz. Yani %100 bizim konumuz değil. Sayın Bakanım, bu TOKİ meseleleri, inşaat meseleleri, kentsel dönüşüm. Bu arada kentsel dönüşüm için sosyolog istihdam etmeyi düşünüyor musunuz? Ediyor tabii. Kaç tane tabii. Sosyolog? Kaç kişi? Sayısını bilmiyorum ama belki. Çünkü sosyologlardan binlerce tweet geldi. Biraz aldık. Bundan sonra da alacağız. Şimdi bizim bu yasayla ilgili özel şartlarla eleman istihdam etme hakkımız var. O şartlarda sosyolog da alacağız. Epey alacağız yani. Hatta. Toplam kaç kişi İslam içeceğinizi biliyor musunuz? Yani bu yasa çerçevesinde. 380 kişi tahmin ediyorum. İçlerinde sosyoloğun da olduğu toplam 380 kişi. Evet. Ama bunlar özel, maaşları yüksek bunların. Kaç mı olacaklar? 77 kişi alıyoruz biz, 77 arkadaş. Bunlara şöyle şart koştuk. Okulda ilk mezun olduğu fakülte. İlk 10'a girmesi. İlk 5'e. 5'e. Yetmezse 10'a. Hem ilk 5'e girecek, hem 5 yıl tecrübesi olacak. Hem de en az bir insanı, böyle kimseyi bulamazsınız. İnanın 1500 kişi müracaat etti. Bu vasıflara sahip. 1500 kişi, ama belki ilk ona girendir onlar, bilmiyorum. Biz onların içerisinde önce lisan bilecek, 5 yıl tecrübesi olacak ve ilk 5'e girmiş kaç olacak. Kaç para alacak, kaç para maaş alacak? Bunların maaşları yüksek, tam bırakalım. 5 milyar falan zannediyorum. Ya en yüksek tecrübeli olanlar 5 milyara kadar çıkıyor maaşlar. Hem memur olacak, hem de o yüksek maaş alacak. İstisnai kadrolardan memur olarak mı atayacaksınız? Sözleşmeli memur. Sözleşmeli memur olacak.
Efendim, az önceki soruya tekrar bir döneyim. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu geçenlerde bir açıklama yaptı. Diyorlar ki eğer maket üzerinde konut satışları bir kurala bağlanmazsa önümüzdeki dönemde inşaat sektöründe yeni iflaslar yaşanabilir. Sizin böyle bir kaygınız var mı Sayın Başkanım? Şimdi efendim bu maketten... Sayın Başbakan'ın zannediyorum böyle bir kaygısı oldu bir ara. Şimdi maketten satış olmalı. Devam etmeli. Hı hı. Müteahhitleri biz destekliyoruz o konuda. Fakat bir de vatandaşı da biz korumak zorundayız. Vatandaşın da hakkını savunmak. Bu denge nasıl korunacak? Şimdi burada yetkiyi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı aldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu doğrultuda düzenleme yapacak. Vatandaşı da incitmeyecek şekilde, müteahhitleri de koruyacak şekilde yönetmelikle bunu düzenleyecek. Yani orada işte belki diyecek ki işte bunları eğer hiç inşaata başlamak... Belli bir yatırım yapılmış olması. Yok, maketten satıyorsan o zaman diyecek ki bankadan teminat mektubu ver. Veyahut da banka sana garantör olsun. Bir bankaya bu sana garantör olsun. Yani o garantör olduktan sonra veyahut o maketi yapıp satabilirsin. Veyahut da sattığın aldığın parayı alıp cebine atma. Bankaya yatır. İnşaatı yaptıkça banka serbest bıraksın. Bir takım öyle. Biz de onu konuşuyoruz arkadaşlarla. Yani anlatabildim mi bilmiyorum. Anladım yani efendim. Vatandaş gidecek maketten. Ya hayal daire, satın almayacak. Daireyi yani satın alacak. Parayı garantör verecek, olan bankaya alacak. Verecek. Evet. Adam müteahhit alamayacak parayı. Müteahhit de inşaatı çıktıkça müteahhit gidecek bankaya gidip diyecek ki bak ben temel seviyesine geldim. Paradan ver bana %10. Bu düzenleme yapıldı mı yapılması mı planlanıyor? Ben düşünüyorum böyle. Ha, böyle olsa iyi olur diyorsunuz. Yani bunu düşünüyorum. Bunu arkadaşlara da söylüyoruz. Bir takım buna benzer garantiler vatandaşa lehine getirmemiz o lazım. O zaman sizin endişeniz var. Biz vatandaşı korumak zorundayız. Vatandaşın korunması açısından değil. Böyle büyük firmaların batabileceği ihtimali üzerinden endişeniz var mı? Vatandaşlar... Çünkü çok fazla inşaat satılıyor. Vatandaşlığın batmasıyla ilgili değil bu. Şey inşaatçıların. Niye batsın inşaatçılar? Ya böyle bir tehlike var mı? Yok, niye yok? Bununla ilgili değil ki bu. Bu eğer bir inşaatçı, bir müteahhit hesabını kitabını iyi yapıyorsa. Yapamazsa. Evet. Hesabını iyi yapıyorsa diyorsa işini yürütür. Bu sizin söylediğiniz kandırılma önlemi. Ya, yani bir biz tür. Yani biz mesela hasılat paylaşımı iş yaptık. Çok iş yaptık TOKİ'de. Bizim buna benzer bir modeldi. Nasıl? Ne demek? Hasılatlar, yani arsayı veriyorduk müteahhide, satıyorduk. Hı hı. Diyorduk ki bu arsayı alacaksın, yapacaksın, satacaksın ama projeyi biz onaylayacağız, malzemeyi biz onaylayacağız, inşaatın kalitesini biz denetleyeceğiz, satışı sen yapacaksın. Fakat sattığın daireden aldığın parayı sen almayacaksın, getireceksin, bizim hesaba yatıracaksın. Evet. Oradan sen yaptıkça inşaatı biz sana parayı serbest bırakacağız ve başarılı oldu. Bu modeli dünyanın her tarafının dikkatini çekti bu sistem. Buna hasat paylaşımı dedi. Hasat paylaşımı. Arsa satışı karşılığı hasat paylaşımı modeli. Anladım. O zaman maket satış üzerinden konut satışları, maket üzerinden konut satışları devam edecek. Evet. Bodrumlar tarih olacak demişsiniz. Bu ne anlama geliyor? Bodrum katlarda oturum bitiyor mu? Zemin. Şimdi, zemin altı. Şimdi kottan kazanmıştır. İsmi Bodrum'dur ama açığa çıkmıştır. Bunlara evet. Bir şey yok. Evet. Herhangi bir selde, taşkında veya aşırı yağmurda risk taşıyan bodrumları iskanlı kaldıracağız. Bu Samsun'da ki olayda epey yıprandınız değil da, mi? Tabii, çok da üzüldünüz. Çok üzüldük gerçekten. O da şey oldu, etken oldu. Başka etken. Zaten sel olduğu zaman her zaman birçok evlerin bodrumunu su basıyor. Sadece Samsun'da olmadı evet. Ki bu. Orada TOKİ'nin yaptığı konutlarda da 5 tane insanımız rahmetli oldu. Biz tabii çok üzdü çok bizi. Üzüldü, evet. Orada köprü çöktü. Köprü çökünce baraj gibi oldu. Baraj gibi olunca her tarafa tabii taştı. Efendim az önceki konudan bir soru kaldı. Onu sormazsam içimde kalacak. Bu kaçak yapılar da riskli yapı kapsamında mı değerlendiriliyor? Şimdi bir yapının kaçak olması, riskli yapı olması demek değildir. Evet. Fakat kaçak yapı eğer imara uygun değilse o binaların da yıkılması lazım. Kaçak olduğu için çünkü yapılaşma rejimini bozuyor. Oradaki altyapıya göre bir imar durumu var, imar düzeni var. O imar düzenine göre yapılmamışsa, kaçaksa yıkılması lazım. Ama bina sağlam ama imar düzenine uygun değil. Yıkılması lazım. Sizin bir projeniz var efendim. Trabzon'la Diyarbakır birbirine bağlayacak bir proje. Böyle hayal projelerden bir tanesi. Yok, hayal gerçek değil. Midir yani? Hayal değil efendim. Onun proje ihalesine Devlet Yolları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı evet, oldu şimdi. Evet. İhalesine çıktı. Orada bizim Trabzon'dan, Erzincan'dan, o aksdan Diyarbakır'a kadar ulaşacak bu proje. Onun bitim tarihi belli mi? Bitim tarihini onu artık Devlet Demiryolları'nın bütçe durumuna, yatırım durumuna göre ama bunların planlamasını siz mi yapıyorsunuz? Yani hayır, siz talepte yok. Mi bulunuyorsunuz?
Nasıl işliyor buradaki bu koordinasyon? Bu proje ta Osmanlı döneminde vardı. Osmanlı döneminde vardı bu proje. Bu dönemde hatta Osmanlı döneminde bazı Bayburtlular, Gümüşhaneliler götürdüler, dediler işte biz satalım, savalım paramızı, pulumuzu, biz de yardım edelim derler de bunu başlayın diye. O dönemde bu ciddi şekilde proje safhasına kadar önemli gelmişti. Önemli bir konu aslında. Ülkenin tabii, birbirine bağlanması bağlı. Trabzon önemli bir şehir. Önemli bir köşe başı bir şehir. Diyarbakır'da çok önemli. Diyarbakır'da çok önemli bir şehir. Orada mutlaka bağlanmasında çok büyük fayda var. Sayın Bakanım, şu ana kadar konuştuğumuz suların çok büyük bir bölümü şehircilikle alakalıydı ama siz çevre bakanısınız. Hem de çevreyi de az önce sizi anons ederken aklıma geldi. Çevre de önde geliyor. Evet. Çevre konusunda da yatırımlar var. Bugünlerde denizlerle ilgili bir söylenti veya bir takım tespitler önemli de olabilir. Ben dün akşam bir program seyrettim A Haber'de. Oldukça ilgimi çekti. Deşifre diye bir program. Belki takip ediyorsunuzdur. Evet. Denizlerdeki balıkların beslenmesinden kaynaklanan üzerlerinde bir takım ağır metaller bulunduğuna dair iddia. Karadeniz'de ve farklı yerlerden de alınmış. Karadeniz'de var daha çok. Karadeniz'de tabii bu Tuna'dan gelen yani Avrupa'dan gelen Karadeniz'e devamlı bu ağır metalleri boşaltıyor diye ve denizi kirletiyor diye devamlı bu gündemde. Ne yapıyorsunuz efendim? Şimdi efendim tabii bu denizlerin kirliliği, denizlerin kirliliğinin önlenmesi, hava kalitesinin artırılması, iklim değişikliğinin önlenmesi, bunlar bir ülkeyi, beş ülkeyi ilgilendiren bir husus değil. Bütün çevreyi. Akdeniz mesela, Akdeniz havzasında ki bütün ülkeleri ilgilendiriyor bu. Evet. Ve bunun için çok ciddi çalışmalar var. Biz şimdi bu işin esas neşet ettiği yer, esas çıktığı yer neresi? Avrupa. Evet. Avrupa'da işte sanayileşme 19. yüzyılda başlamış. Avrupa işte toprakları, dereleri, havayı alabildiğine kirletti. Ve ondan sonra dedi eyvah ne oluyor? Ve 1955-60'lı, 65-70'li yıllara gelince hemen böyle büyük bir çevrecilik furyası başladı. İşte kutuplarda buzullar erimeye başladı. İklim değişikliği başladı. Hava sıcaklığı dünya baktı iş kötü. Baktı kötü. Hava ısınıyor. Çeşitli ve iklim değişikliğinin getirdiği menfi olguları görmeye başladı. Hava kirlendi bu kömür yakıtlarından dolayı, fabrikaların baca gazlarından dolayı hava kirlenmeye başladı. Çok ciddi tedbirler almaya başladı. Başta bunun başını Almanya çekmeye başladı. Almanya'dan sonra İskandinav ülkeleri, evet, Kuzeybatı Avrupa ülkeleri gibi ülkeler ve işte Kopenhag kriterleri ortaya geldi. Birleşmiş Milletler'in Cancun Sözleşmesi gündeme geldi. Bütün bu, biz de bunlara taraf olduk. Türkiye'de bunlara ve biz dedik ki biz çevrecilik konusunda, çevre konusunda Avrupa kriterlerine uymak için elimizden gelen her şeyi yaparız. Ama siz de bize destek vereceksiniz. Bir miktar destek de veriyorlar, vermiyorlar değil ama istenilen desteği alamıyoruz. Ama çok yüksek, çok ağır değil mi şartlar? Yani oldukça şartları ağır. Şimdi biz diyoruz ki şimdi belki biz yakın coğrafyada bizi daha çok birbirimizi ilgilendiriyor ama baktığımız zaman biz bir defa Doğu Avrupa ülkeleri, Güneydoğu Avrupa ülkelerinin çevrecilik konusunda bizden çok daha geri olduklarını biz görüyoruz. Ama biz onları aldılar. Temiz deniz, temiz kıyı noktasında, mavi bayraklı kıyı noktasında birçok Avrupa ülkesinden çok daha ilerideyiz biz. Yine baca gazlarının bertaraf edilmesi noktasında birçok Avrupa ülkesinden çok daha ilerideyiz biz. Durum böyle olunca biz şimdi Avrupa'ya diyoruz ki biz şimdi sanayi ihracatımızın mamullerinin %85-90'ı sanayi mamulü. Avrupa'ya da sanayi mamulü malı ihraç ediyoruz. Orta Doğu'ya da, dünyanın her tarafına. Buradan balıklara gelebilir miyiz efendim? Şimdi bir müsaade edin. Buyurun. Biz şimdi gelişeceğiz. Şimdi kıstas koyuyorsunuz siz. Afrika size uymuyor. Amerika size diyor ki ya ben yürüyün gidin işinize, ben size uymam diyor. Hindistan zaten duymuyor dediklerinizi. Çin de diyor ben kalkınacağım diyor. Biz başka tarafa, başka kapıya gidin diyor. Şimdi bunlar bizi zor. Bizi diyoruz o zaman Avrupa Birliği'ne alın bizi. Yok, Avrupa dışarıda duracaksınız. Ama şartlara, kurallara uyacaksınız. Kurallara uyacaksınız. Yeterli yardım da size herkes yapamayız. Herkesten iyi olacaksınız. Para almayacaksınız. Yani bu ama biz Avrupa'nın dediği için değil. Biz gerçekten Türkiye'de Müslüman bir ülke olduğu için çevrecidir Türkiye. Türkiye'nin insanı da inanın bizim genel konsept bakımından 75 milyon 600 bin olduğu için nüfusumuz, insanımızın bakımından, bakış açısı bakımından kendi konumumuza göre değerlendirirsek inanın biz Avrupa'dan çok daha fazla çevreciyiz. Bu, ve gittikçe artıyor bu.
hayvan sevgisi, ağaç sevgisi, yeşillendirme, ormanların arttırılması. Biz şimdi artıyor. Büyük kampanyalar yapacağız bizim Çevre Bakanlığı olarak. İşte temiz evim, temiz sokağım, temiz köyüm, temiz şehrim, temiz kıyı, temiz nehir, temiz göl ve yeşillendirilmiş sokak, yeşillendirilmiş park alanı, çevreci konusu, bisiklet yolları gibi çevre konusunda çok ciddi adımlarımız var. İşte atıkların toplanması, katı atıkların yerinde ayrıştırılması gibi çok ciddi adımlarımız var. Fabrikalara çok daha ciddi şekilde ÇED raporu diye bizim verdiğimiz sanayide ÇED raporu, yani standartlara uymak. Tabii standart, o bir takip çizelgesidir. Sadece işte ÇED raporunu al, ondan sonra git istediğin gibi yap, yok. Süreç. Bu ÇED'de o süreci sonuna kadar çalışma sürecinde de çok takip ciddi şekilde denetlemek için çevre kanadımızı, bakanlığımızın çevre kanadını müthiş böyle hem titiz, hem heyecanlı, hem takipçi, hem de çabuk mobilize olan, çabuk mekanize olan, çabuk konuşlanan, çok daha çok çabuk mobilize olabilen bir konuma getiriyoruz. Çok ciddi şekilde bir ataklarımız oldu zaten bugüne kadar. Sayın Bakanım, vatandaştan Twitter üzerinden gelen sorular var. Sizinle 3-4 dakika çok hızlı bunlara bir göz atalım ama mümkünse tek cümlelik cevaplar verin. Böylece cevaplamış olalım. Mesela Adem Santolu diyor ki, yakın zaman içerisinde orman alanı vasfındaki yerler için bu 2B kapsamında kadastro ve imar düzenlemeleri çalışması yapılır mı? Şimdi Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın getirdiği bir yasa var. Hı hı. Bu yasada özel ormanlarda çok böyle ormanları bozmayacak çok cüzi bir miktarda yapılaşmayı getireceğiz. Evet. Var zaten bu kanunda var ama bunu ormanların daha iyi korunması için, daha iyi korunması için, yani yapı bozulması kullanarak engellenecek. Koruyarak kullanma veya da kullanarak koruma konsepti içerisinde zenginleştirme. Diğer taraftan yine devlet ormanlarının da korunması, kullanması için, milli parkların korunması için Orman Bakanlığımız, Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın çok ciddi çalışmaları var. Bir düzenleme getiriyoruz. İnşallah bu çok daha ciddi bir mertebeye gelecek. Evet efendim. Trafikte atık artık ne yakıyorlarsa diyor Peyami Emir, baca gibi duman çıkaran araçları gördüğümüzde kime şikayet edebiliriz? Bunları trafiğe şikayet edilebilir, belediye şikayet edilebilir. Bizim çevre hattı var şimdi. Kaç telefon numarasını bilmiyorum da. Tamam, bizim arkadaşlardan ekrana da yazabiliriz. Bizim alo çevre hattımız hattı var. Tamam. Oradan da şikayet ettikleri zaman bunları takip edebiliriz. Efendim, Mehmet Alabacak diyor ki AK Parti 12 yıllık iktidarında neden kentsel dönüşüme bu sene başlatıldı? Aslında siz buna cevap verdiniz. Bu sene başlatılmadı dediniz değil mi? Çok bizim kentsel dönüşüm kapsamında TOKİ hakikaten tarih yazdı. Kentsel dönüşümü biz Türkiye'de başlatıp dünya örnek olan ülkeyiz. Kentsel, çok ciddi şekilde TOKİ kentsel dönüşüm yaptı ve yapıyor. Belediyeler yaptı, yapıyor. Devam ediyor bu. Ama bugünden yarına olacak iş değil ki. Alo 181'miş efendim, arkadaşlar söylüyor. Alo 181. Alo 181. Alo 181, evet. Okan Şimşek diyor ki, Kastamonu, Karadeniz'de son yıllarda sıkça görülen yunus balığı ölümlerinin önüne geçilebilecek mi? Bunlar, bunun için uğraşıyoruz. Az önce dedik ya işte. Bu alakalı. Evet. Hemen şöyle bakalım efendim. Taş ocaklarında ve asfalt şantiyelerinde yüksek basınçlı dinamit patlatılmaması gerektiği bilindiği halde diyor Burak Demirsoy İskenderun'dan. Şehre çok yakın yerlerde kurulmasına neden izin veriliyor? Kaçak yapıyor bunlar. Kaçaktır bunlar. Yani biz taş ocağı kurduğumuz zaman çevreden izin almadan, çevrede muhtarlıklarla, vatandaşlarla toplantı almadan ÇED raporu, ÇED izin raporu vermiyoruz. Verdikten sonra da orada bir dinamit patlatma işi yasaktır. Yapıyorsa bunların şikayet edilmesi lazım. Evet, valiliğe şikayet edilmesi. Valiliğe şikayet edilmesi. B181'e. Bu yapılanmalarda, gerçi bu biraz daha TOKİ ilgilendiriyor ama sizinle de alakalı. Sayın Başbakan da aslında bu konudan bahsetmişti. Kültürümüze özgün, uygun mimari tarzı geliştirilebilecek mi? Şimdi TOKİ'de yöresel mimariyi geliştirecek ve tarihsel mimari, Selçuklu ve Osmanlı mimariyi geliştirecek ofis kuruldu. Biz de bakanlık olarak bizim 6 bölgemizin kendisine mahsus yapı stillerini geliştirmek için ihale açtık. Şimdi Karadeniz bölgesine öncelikle Zonguldak'tan Artvin'e kadar Karadeniz bölgesindeki evleri, hatta işte Batı Karadeniz'de biraz farklı, Orta Karadeniz'de biraz farklı, Doğu Karadeniz'de biraz farklı evlerini hemen hemen bitirdik onları. Bunları valiliklere göndereceğiz ve bunları bedava vereceğiz. Ruhsat alırken sadece ruhsat harcı ödeyecek. Mühendislik, mimarlık falan bedeli ödemeden. Proje mi? Hazır yani. Proje vereceğiz. Hazır. İnsanlar. Vatandaşa vereceği insanlarımıza. Proje. Yeni yapılan evler için değil mi? Yeni yapılanacak evler için. Eskiler için bir şey yok. Eski, evet.
bu konu aslında önemli. Muhammed Emin Arbağ Osmaniye'den, bu sığınmacılar şu anda çok sayıda var ya ülkemize gelen Sayın Bakanım, özellikle Suriye'den. Onlarla ilgili sizin bakanlığınızın yaptığı bir çalışma var mı? Onu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yürütüyor. O ve TOKİ ile beraber yürütüyorlar. Bizimle yani bizden çok bilgisi yok. Muhammed Uğur Uzun diyor ki Nevşehir'den, Nevşehir kentsel dönüşümde yıkılan Nevşehir Kalesi ve civarında dünyanın en büyük yeraltı kenti bulgusu olduğu doğru mu diyor? Yani o Nevşehir bir defa tarih bakımından tarih. Her tarafı tarih. Orada yapılırken biz orada bir takım uygulamalar yapıyoruz ama yer altındaki tarihe dikkat ederek yapıyoruz onları. Sayın Bakanım, bu İstanbul'da yapılan finans merkezi ile ilgili size düşen bir biz yapıyoruz. Biz yapıyoruz. Finans merkezinin projecisi, kurgulayıcısı, bütün konseptinin yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın organizasyonunda yürüyor. Şu anda ilk hafriyatı ve oradaki diğer yapılacak olan sosyal tesisleri, altyapıları, yolları, şunları bunların ihalesi yapıldı ve inşaatın hafriyatına başlandı. Uygulamacı TOKİ mi olacak? Uygulamacı Emlak Konut yürütecek. Emlak Konut. Yani farklı müteahhitlere verilebilir. Farklı müteahhitlere ihale edip yürütecek. Zaten bankalar isterlerse kendileri yapacaklar binalarını. Biz onların sadece temellerini atıyoruz, hafriyatını yapıyoruz, yollarını yapıyoruz, teknik altyapısını yapıyoruz, metro istasyonunu yapıyoruz. Ondan sonra hazırlıyoruz temellerini. Oraya binayı çıkacak. Orada gelip kendi binalarını çıkacaklar. Toplam ne kadarlık bir proje? Bunun maliyetini yanımda vardı da zannediyorum toplam maliyeti 2 milyar dolar. Evet, dev bir yer. Tabii dev bir proje. Farklı bir şehre yapım maliyetidir bu. Yapım maliyeti. Öbür maliyetleri çok daha fazla. Farklı bir şehre yapılması düşünülmedi mi acaba hiç? Şimdi şöyle bir şey var. Dünyaya baktığımız zaman işte Şangay gibi, Singapur gibi, New York gibi şehirler varken adam gidip başka yerde bunu yapmıyor. Finans merkezi İstanbul zaten kendi haliyle, durumuyla, pozisyonuyla bir finans merkezi. O varken İstanbul'da biz finans merkezinden diyelim ki artı 70-80 bir veri elde edecekken gidip başka yere zorlamanın manası yok. İstanbul bunun için büyük zaten bir avantaj. Zaten doğal olarak finans tabii merkezi bir cazibe olur. Merkezi. Sayın Bakanım, son soru. Muhammed Böçkün Bingöl'de kentsel dönüşüm projesi adı altında birçok konutun boşaltılması istendi. Başka illerde kira yardımı yapılırken Bingöl'e neden yapılmıyor diyor. Böyle bir şey Bingöl'dekilerin zaten çok ucuza veriliyor. %30 ucuza veriliyor. Belediye ile TOKİ yürütüyor o projeyi. Benim dönemimde başlamıştı. %30 ucuza ne veriliyor? Maliyeti %30'una ucuzuna veriliyor onlar. Ondan dolayı böyle bir yardım tabii, yapılmıyor. Tabii işte ucuza verildiği ucuza için. Verildiği için. Gerekirse veririz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan Bayraktar, çok teşekkür ederim efendim. Oldukça çok şeyi anlattınız, sağ olasınız. Vakti siz çok iyi kullandınız. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, neler oluyor da nefes nefese bundan sonraki belki 2, 5, 10, 20 yılda yaşanacak şehirleşmeyi konuşmaya çalıştık. Uzun bir süreç, konuşulması gereken 7 milyon belki daha sonrasında daha da fazla konut var. Ondan dolayı bu süreyi böyle kullanmaya çalıştık. Hepinize iyi geceler efendim. Haftaya görüşmek üzere. İyi geceler.